Allah Hak Subhanahu ve Teala Nisa surası 54. ayetinde merhamet kıladı. Estaizu billah. Em yahsudunen nase ala ma atahumullahu min fadlih. فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Ya ki ular Allah öz fazladan bergen nimetleri üçün adamlarga hasad kıladılar mı? Axir biz ilgari ham İbrahim nesliga Yusuf, Davud, Süleyman kabi zotlarga kitob, hikmet berib, yana ularga büyük mulk hukmronlik ham ato etgan edik-ku dedi. Hasad shundoq bir zararli kasallik, bir o'q kabi. İnsan o'sha o'qini birovni jarohatlash, o'ldirish uchun otadi, lekin o'q birinchi bo'lib o'ziga tegadi. Hasad ilk gunohlardan biri. İnsonni halokatga olib boradigan 3ta gunoh bor ekan. Birincisi kibir, ikincisi haset, üçüncüsü hırs ekan. Osmonda Allah Ta'ala bütün malaikelerge sacda kılın degende kibirlenip şeytan sacda kılmadı. Halak buldu. Yani ki akıbeti halaketli günü. Bunga az kaldı. Çünkü kıyamet günüce o'sha muddatgacha u muhlat so'ragan, u muhlatga ko'p qolgani yo'q. Ikkinchisi xirs ekan. Biz aytamiz, ko'p ta'kidlaymiz, dunyoni ichiga kiring-u ichingizga dunyo kirmasin. Dunyo xirsidan hasad tug'iladi. Odam alayhissalom xirsi sababli yema degan meyvani jannatda yedilar. Allah Teala cennetten çıkardı. Lekin tavba bo'lganligi üçün güne Allah Teala saklap kaldı. Üçüncüsü, Adam Aleyhisselam'ın farzantlarından sadır bo'lgan günah bu haset eken. İki de rivayet geladı. Kabil ve Habil oğulları hakkında iki de rivayet geladı. Birincisi de şu kurbanlık olarak ular Alloh taologa o'zlaridagi narsani taqdim qilishlik sharti bo'ladi va bu qurbonlikni qabul bo'lganlik alomati o'sha qurbonlikni yondirilganligi yo'q bo'lganligi. Xobil esa chorva bilan shug'ullanib ichidan eng semizini, eng sifatlisini olib kelib aytilgan joyga qo'yadi. Qobil esa dehqonchilik bilan shug'ullanardi, mevalar ichidan eng chirigan, eng irigan, eng yeb bo'lmaydiganlarni terib, endi qilmasam otam xafa bo'ladi deb u ham qo'ygandi. Qobilligini Alloh qabul qildi, qobilligini qabul qilmadi. Bu birinchisi. Ikkinchi rivoyat keladiki, Odam alayhissalom yer yuziga nasl ko'payishlarida bir o'g'ilga bir qizlarni nikohlab berilgan. Chunki boshqa yo'q inson. Qudanda bo'ladigan odam o'zi yo'q. U paytda mumkin bo'lgan. Chunki odam bu orqali ko'payishdan boshqa tanlovi ham yo'q, chorasi ham yo'q. Shunda aytishadiki, Qobilga berilgan juftga Qobil hasad qiladi, uniki chiroyliroq deb hasad qiladi. Chiroyliroq unga tegdi deb. Nima bo'lganda ham hasad bo'ldi. Va u o'z inisi Qobilni o'ldirishlikkacha olib bordi. Ulamolar aytadilar, qiyomatgacha keladigan qotillikni har bir ulushi Qobilga yoziladi dedilar. Nimaga? Yer yuzida paydo bo'lmagan birinchi jinoyatni o'qildi, o'q boshlab berdi u.
Şunun için yaman adet siz sebepli tarqalışından ihtiyat bulayım. Belki onu bilmezsiz, belki onge siz itibariyizden bulmaz. Lekin siz sebepli bir yaman iş tarqalsa, uziz bexabar onda ölüş abdura uğrasız. Yaxşiligem kud düşünaka. Siz sebepli yaxşı bir narsa, yaxşı bir adet tarqalsa, uziz bilmegen halatta namayı amaniyizge, gerçi bu dünyada utseyizem yazılıp dura uğrarken. Yaxshilikka haris bo'lish kerak.